Peki bize bir fantezini anlatır mısın? Tamam, madem çok ısrar ettin anlatayım. Ailemle yaşadığımdan dolayı ev içerisinde duygularımı tam anlamıyla yaşayamıyorum. Ne bileyim, ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum, bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Duygularımı devamlı bastırmak zorundayım. Bunu yapmasam biliyorum ki beni o halde gördükleri an başıma üşüşecekler. Senin tek derdin derslerin olmalı. Madem duygularımı ev içerisinde rahatça yaşayamıyorum, o zaman ben de sokağa çıkarım. O gün mesela çok kötü bir şey yaşadım. Alıyorum telefonumu, hazırlanıp dışarı çıkıyorum. Evden uzaklaşıyorum, başlıyorum telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya. Örnek veriyorum, Ahmet bana bir yamuk yaptı. Başlıyorum Ahmet'e saydırmaya. Tabii insanları rahatsız edecek kadar sesimi yükseltmiyorum, küfür de kullanmıyorum. Ama şöyle 10 dakika yürüyüp verip veriştiriyorum Ahmet'e. İnsanlar beni telefonla konuşuyor zannettiği için de bir şey demiyorlar. Garip garip bakıyorlar sadece. Ben de böylelikle içimdeki toksikliği atmış oluyorum. Terapi gibi geliyor yeminle. Tabii tek bu da değil. İlla aileme ya da arkadaşlarıma kızdığımda yapmıyorum bunu. Mesela yolda yürüdüğüm esnada yere bir salak tükürdü. İğrenç bir davranış. Hemen telefonuma sarılıp başlıyorum saydırmaya. Adam bir şey de diyemiyor. Hani zaten telefondakileri yüzüne söylesem beni patates eder. Ama o da ne yapacağını bilemiyor. İnsanları baga sokmanın taktiğini buldum. Süper güç gibi. Müthiş bir şey. Geri zekalı hayvan. Hiç mi terbiye almadın? Sana demedim abi. Telefonla konuşuyorum. Tabii bir keresinde az kalsın dayak yiyordum ama sonuçta hiçbir teknik kusursuz değildir. Bir dönem çok sık yapıyordum bunu. Öyle ki günde 4-5 defa dışarı çıktığım zamanlar oluyordu. Ailem de sağlık için yürüyüş yapıyorum zannediyordu. O zaman sen bize yalan söylüyordun. Hala söylüyorum. Aile evinde yapabilecek şeyler sınırlı. Zaten bunu herkes bilir. Mesela konuşacak kimsem olmuyor, dışarı çıkmak istiyorum. Takıyorum kulaklığı, kendi kendime konuşuyorum. İnsanlar yine beni telefonla konuşuyorum zannediyor, o yüzden bir şey demiyorlar. Bazen de evde stand-up gösterisi için prova yapacağım ama ailem evde olduğu için utanıyorum. O yüzden sabahın erken saatlerinde kalkıp parka gidiyorum. Kendi kendime prova tekrarına başlıyorum. Mesela bunun dışında seslendirme için egzersiz yapmak istiyorum. İşte kendimde yeni sesler keşfedersem videolarda kullanırım diye. Evde bu durumum hoş karşılanmıyor. Hemen deli misin oğlum, niye kendi kendine konuşuyorsun diyorlar. Aile evi yoruyor ya vallahi. Ha bu arada bir sonraki video soru cevap olacak. Sorularınızı Discord üzerinden yazabilirsiniz canlarım. Sadece oradan gelen soruları kabul edeceğim. discord.gg/kereviz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.